Şimdi de bir takı tasarım sergisi önündeyiz ve yine bu güzel eserleri, ortaya koyan sanatçılarımız da tabii ki burada hocalarıyla birlikte ve bu güzel eserleri ortaya koyan bir sanatçımızla şu an birlikteyiz. Sizi tanıyalım. İsmim Hafize Aydoğan. 48 yaşındayım. Evliyim, iki çocuğum var. Maşallah. Meslek lisesi mezunuyum. Sultan Selim Kız Meslek Lisesi. Ev hanımıyım. Böyle ev sanatlarından hoşlandığım için bu takı... Peki ben de onu soracaktım. Yani ev hanımısınız. Siz sorun ne ona gerek yok. Çoluk çocukla uğraşırken filan nereden aklınıza geldi bu işlere başlamak? Valla ben İSVEK kursları açıldığından beri çok özeliyordum yani. Her branşı ayrı bir güzel zaten. Her branşına da gitmek istiyor insan. Bir kez gittiği zaman ayrılamıyorsunuz. Öyle bir bağımlılık da yaratıyor insanda. Kızım var benim. Ocak ayında evlendirdim. Kızımın teşvikiyle ben çok sahte takılar takamıyorum. Yani böyle incik boncuk haricinde diğer metaller bana alerji yaptığı için daha çok kızımın teşvikiyle bu işe, yani bu branşa girmeyi seçtim. Ayrıca bir de... Peki bu alerji diyorsunuz. Bakın bu belki birçok bayanın sorunu olabilir. Alerji için yani, bunlar sıkıntı oluşturmuyor değil yok, mi şu an yaptığınız şey? Yaparken değil. Yani taktığım zaman özellikle küpe takılarında. Onun için pek takamıyorum yani açıkçası ama boncukla uğraşmak yani diğer metallere nazaran boncukla uğraşmak daha hoşuma gidiyor. Ha, metallerde burada, alerji oluyor. Hepsi boncuk evet. Metallerde yani, alerji oluyor takarken ama boncuklarda da olmuyor değil mi? Çünkü evet. Alt kısımları da yani yüzük olsun şey olsun alt kısımları da boncukla yaptığımız için. Bunlar da gerçekten önemli bir konu. Yani metallerde alerji olup bu ürünlerde alerjinin olmaması. Yani tabii ki bütün... Evet şu an parmağınızda da çok güzel bir yüzük görüyorum. İsterseniz şöyle bir görelim. Bir saniye bir görelim hemen. Oo bakın ne kadar güzel bir yüzük değerli izleyenler. Ve bu yüzüğü peki yapıyorsunuz. Sizin eminim akrabalarınız, komşularınız da bu yüzüğü beğeniyordur veya bunun gibi şeyleri. Belki çok hediye veriyorsunuz değil mi bundan sonra? Daha bu işin başındayız ama tabii ki hediye amaçlı da yapılabilir yani. Çok güzel bir hediye olur sevenler için. Özellikle müptelaları var, triyakileri var bu takıların. Onlar için de güzel hediyeler oluşturulabilir. Değil mi? Güzel, evet. Güzel bir ortam yani İsmail'i seviyoruz. Peki bayanlar bu tip çalışmalarla uğraştığı zaman özellikle siz uğraşıyorsunuz. Sizin takı masraflarınız düştü mü bu işlerle uğraştıktan yani, sonra? Yani tabii ki artık mesela işin içine girince bu kaça mal olur. İşte onun hemen bir malzemesine girebiliyorsunuz. Evet. Daha iyi anlıyorsunuz nasıl yapılmış, hangi ürünler, aparatlar kullanılmış, malzemeler kullanılmış. Tabii ki düşüyor. Düşüyor yani mesela kızıma yaptım ben birkaç parça. Çok hoşuna gitti. Takıyor. Değil mi? Güzel, evet. Çocuklarınızın masrafları da bu şekilde düşüyor. Şimdi takı masrafları. Bu işi tabii ki meslek olarak yapan arkadaşlarımız çok var. Hatta dükkan açmayı düşünen arkadaşlarımız var. Peki para kazanabiliyor mu gerçekten yani, bu işi yapan şimdi arkadaşlarımız? Şimdi bu sektörde şu günlerde kazanılabilir. Çünkü bayağı hani gençlerde özellikle daha çok var ya bu tür şeyleri. Özellikle sıra dışı böyle hani herkes mesela benim kızım sıra dışı kullanmayı çok sever. Özel ürünleri yani evet. Kimse de olmayan değil mi? Dünyada bir tek kişide olan bir takı yapıyorsunuz sonuçta. Şu kısımdaki o deniz ürünleri olan şeyi bizim hocamız hazırlandı. Bizim sınıfta hazırlandı. Evet. Gördük biz hazırlandı. Ve çok hoş bir şey çıkmış ortaya. O mesela üstteki yatağı, çantası. Güzel oluyor yani. Hoş oluyor. Tabii ki insanın hem zamanını hani değerlendirmiş oluyor. Güzel dostluklar kuruyor. Bir şey meydana getirmek, kendi eserimizi de meydana getirmek o da ayrıca bir başka bir mutluluk oluyor. Evet, bir başka zevk değil mi? Evet. Peki, çok teşekkür ederim. Başka güzel eserlerde yine görüşmek üzere. İnşallah.